şeffaf. Diyecek ki benim yönettiğim ülkede gizli saklı işler olmaz. Dolar 18 lira mı? Herkes satabilir. Ama kim sattı? Bilelim. Dolar 12 liraya mı düştü? 18 liradan satıp da 12 liradan alanlar, devasa gelir elde edenler. Bunları bilmek sizin hakkınız değil mi? Yollar yapıyorsun dolar garantili. Köprüler yapıyorsun dolar garantili. Geçiş ücretleri dolar garantili. Niye dolar garantisi kardeşim? Bir de diyorsun ben milliyetçiyim. Bu nasıl milliyetçilik ya? Amerikan dolarını resmi dolar, resmi para yaptın sen. Türk lirasını da pula döndürdün. Sonra ortalıkta geziyorsun. Ben yerliyim, ben milliyim. Bana bir tane Allah'ın kulu gösterir misiniz ya? Hem yerli hem milli olacak ama Amerikan doları geçerli para olacak. Yani Türk lirası. Hani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası? Hani bu bankanın itibarı? Faize kur garantisi verilir mi ya? Faiz. Faize kur garantisi veriyorsun. Yani döviz garantisi veriyorsun. Yani Türk lirası. Diyor ki eğer dolar daha fazla yükselirse meraklanma diyor, aradaki farkı ödeyeceğim diyor. Kimin cebinden ödeyeceksin? Kendi cebinden mi ödeyeceksin? Hayır. Kimin cebinden ödeyeceksin? Fakirin, fukaranın cebinden ödeyeceksin. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihi görmemişti. Böyle bir rezaleti. Geldik, çözemiyorlar, yönetemiyorlar. O nedenle diyoruz kardeşim, yönetemiyorsun. Sorunu çözemiyorsun. Sorun yaşayanları dinlemiyorsun. Her şeye tek başına karar veriyorsun. Devleti bir kişinin iki dudağına teslim etmiş pozisyondayız. Bu devlet böyle gitmez kardeşim. Yönetim de böyle gitmez. Getir sandığı, hakeme başvuralım ya.